Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün İskender Çarkı Fire'ını çevireceğiz. Yüz defa bu arada Selim var yanımda. Sen arkadaşımız hesabını verdi. 21 milyon gücünde. Onun hesabını da değerlendirme fırsatı bulacağız tabii ki. Kanka ben sana şöyle söyleyeyim. Bu arada selamlar 21 milyon gücünde bir arkadaşımız. Birazcık aslında VIP 11 gücüne göre büyük ihtimalle çarkıfelek falan çok oynamış ya da hız satın almış olabilir. O bakımdan birazcık VP normalde birazcık daha 12-13 civarında bekliyordum ben. ama çok fena alması var tabii ki İskender çarkıfeleğine feleğine 100 bin elmas saklamış yani komutanları üst düzeylerde. 100.000 100 bin mi 72 bin mi? Yani 100, 100 bin elmas. Almazı... çevirmek 72 bin. Tamam canım 72 elmas. bin elmas zaten. 72 bin çevireceğiz. 100 defa zaten beraber çevireceğiz İskender çarkıfeleğini. Komutanlara birazcık daha çarkı feleğe e, kendisini ayırmış bir kardeşimiz. Bu arada 3 bir ücretsiz çevirelim şurada bir defa. YSG'yi kasmamış. İlk becerisi 4 yapmış durumda YSG'nin sadece. E, çoklu barbar bar kesmeyle falan uğraşamam diye düşünmüştür büyük ihtimal. Zaten herkese çoklu barbar bar kesmeyecekseniz herkese YSG'yi fullemeyi önermiyoruz. Böyle çok fazla emek harcayacak arkadaşlara daha çok YSG öneriyoruz. Richard'ı birazcık evet. kasmış. 5-5-3-2 yapmış Richard'ı ve şu anda da İskender kasıyor. Birazcık piyade ağırlıklı bir şekilde ilerliyor. Yine Chaos'u var tabi 56 level. Bununla çoklu barbar bar kesiyordur büyük ihtimalle. Oyunun başında YSG'yi kasmıyorsanız daha sonrasında hevesini YSG'yi çok da dönmenizi tavsiye etmem. Bazen öyle yapanlar oluyor. Mesela YSG'ye es geçenler oluyor. Biraz sonrasında da ya ben bir YSG kasayım diyenler oluyor heveslenip YSG'ye. Onu yapmayın size tavsiye. YSG biraz şey, iyi, kredi kartı falan diyoruz biz ama karşılıksız bir kredi kartı değil. Karşılığında eşek gibi çalışmanız gerekiyor yani e tabii. sürekli barbar bar kesmeniz gerekiyor. Tabii yani o CSG harcadığınız malzemeleri e, toparlamanız birazcık zaman alacaktır. E, o elmasları, hızları bunun için uğraşmanız gerekiyor. Onda da oyunun başında fullerseniz iyidir. Daha sonra ilerleyen zamanlarda fullerseniz e, zaten Theodore geliyor. Hani gerek yok sadece çoklu barbar için kasmanızın çok da bir anlamı kalmıyor bence. İlerleyen zamanlarda. Theodore dediğimiz bu oyuna biz... Teodora'yı yeni gördük daha. O da valisine yeni başladık ama. şu an. Ama biz yeni göç ettik ama evet. öyle söyleyeyim sana. Biz göç ettiğimiz için böyle oluyor. Yoksa 3. KVK bitiyor Atilla'dan sonra geliyor. 500. günde geliyor. 500. İşte tamam. Şimdi YSG'yi fullleyen arkadaşlar da genellikle ilk KVK yetiştiremiyorlar zaten. 2. KVK yetiştiriyorlar. Bir evet. önce YSG'yi fullemezse bir oyuncu da bu zaten ta 3. KVK'ya kadar sarkıyor YSG'nin fullenmesi. E zaten Oyunun 60-70 günlü komutanını 400. günde fulllemeyi Full düşünmek bir biraz saçma. Oluyor kanka şimdi aradan 400 gün geçmiş adam gaza geliyor 400. günde ESG fullemeye kalkan çok oyuncu var. Hesabının okçuyla alakası yok süvari ya da piyade oynayıp 400. günde işte çoklu barbar kesin biraz hasarım olsun kafasıyla hareket eden çok oyuncu var. Belki şey oldum. düşünüyordur hemen ben ESG'yi fuller yeni soru da göç ederim sanki böyle hiç kayıp olmamış gibi. Tekrar ikinci yani, KBK'dan devam edelim. Onu yapacaklarsa tabii ki onu yapacaklarsa e, göç edeceklerse tabii o zaman YSG fullenebilir. Bu arada Hüseyin bana dedi şöyle bir ekipmanları da incelememi söylemişti. Piyade komutanına bakacağız şimdi. İskender Fulancık. Piyade komutanına bakıyorum. Ne kasmış? Sen ekipman işlerinden daha iyi anlıyorsun. Cadı soyu kasmış. Tamam. Piyade saldırısı %8 veriyor. Zaten bu piyaden herhalde mor ekipmanı bu. Cadı soyudur. Evet kafalık kafalık diyorsunuz. Ruhunu evet. kasmış. O da Piyade saldırısı veriyor. %8 bu da yine Piyadenin ekipmanı. E, ama ikisi de krit değil tabi. Eee Silahlardan da kutsanmış bıçak, yeşili kasmış, kritlemiş %8 süvay çok piyade hata, sağlığı çok veriyor. Hata. Sen şey diyeceksin şimdi kapı bekçisinin kalkanı mavi evet. ee, bu %8 zaten piyade sağlığı veriyor. Ama bu zaten kritlenmemiş durumda. Yani kritlenmiş olsa bunu takar. En yakın zamanda da bir kapı bekçisinin kalkanı kritleyebilirse piyadeye bu yeşil ekipmanın yerine mavi ekipman kapı bekçisinin kalkanı alabilir. Güzel yüzde on buçuk. olacak. Piyade sağlığı verecekler. Kutsanmış bıçaktan daha güzel. Mavi ekipman yapmak çok zor değil. Ama tabi oyunun başında bu arkadaşlar. 20 milyon gücünde sonuçta çok fazla ekipman Şöyle, yok. Bütün bağlur, ya bütün bağlurlardan her yerden artık kapı bekçisinin kalkanı evet. alakasız alakalı atıyor. Bağlurları yani... Barbar bar kalelerini kaçırmayın diyorsun yani. Bol bol burları kesin. Kesmeseler bile almayan oluyor. Öyle söyleyeyim. Ama yeni ben krallıklarda alan da. çok olur kanka. Şimdi bizim krallık evet. çok eski bir krallık. Sen yeni krallıklarla eski krallığı kıyaslama çok. Nöbetçi binici tamam. pansonu kasmış ki doğru bir item yine. mavilerde piyadeye güzel bir e, seçenek sağlıyor. Evet. Lal köpekler kasmış ama burada lal köpekler yerine işte bu bizim set çok vardı. Hata. Neydi bu? Rüzgaraltı altı e, rüzgaraltı. altı. Botunu ve bilekliğe de rüzgar altı bilekliği e, ne kasabilirsin kardeşim? Onu söyleyeyim videoda. Lal e, köpekler %4 e, sağlık veriyor. Kript evet. ise 5 atar. Rüzgar altı daha az veriyor. Evet 2.5 savunma veriyor. Biraz Ama iki parça abi. taktığın zaman %6 hem hareket hızın olur hem de iki parça rüzgar altı seti taktığın için birlik saldırısı artı 2 gelir. Yavaştan çarkıfele'ye geçelim o zaman. Şimdi suntuzluya ekipmanları hazırlamış zaten. Bu arada tabii Richard ve İskender kullanacak büyük ihtimalle. Normalde İskender aslında YSG ilk full'eseydi biraz daha bence güzel olurdu. İskender YSG çok güzel bir ikili. YSG işte çok dubar barbar keserken kullanabilirdi ama vallahi yine neye varıyoruz? Eğer YSG'yi kullanmayacaksanız çok dubar da o kadar vaktiniz yoksa boşuna YSG kasmanızın bir anlamı da yok. Çevirelim bir kez bir kez çevirelim Çevir ama bakalım. bu ücretsiz eee bunu çevirmeye gerek var mıydı bilmiyorum. Bu arada ee, şu an 2 yıldız çıktı. Bugün 60 kez çevireceğiz. 60 kez çevirdikten sonrasında da bir 40 eksiğimiz kalıyor. 60 çevirme hakkımız var. Bunda da yarın tekrardan e, hesaba girip bir 40 kez daha çevirmemize izin verecek Hüseyin. Şöyle yap. Bir önce bir kadar. Evet. evet. Bir yani şey global heykeline de bak da global heykelde ayrı hesaplayalım. Ne kadar tamam. global geldi bilemeyiz. Şu an bir tane global heykel geldi. E, hızlar geldi. Çarkıfeleği nasıl oluyor? yalnız heykel vermesinden ziyade hızdır. Çarkıfelek oynamanız sizi güç bakımından çok daha hızlı güçlendirecektir. Bunu da söyleyeyim. Çok bir heykel beklentinizde olmasın şarkıfelek çevirmeden. Burada da bunu hesaplayacağız bakalım ne kadar heykel geliyor diye. Bunu hesaplayacağız zaten. Global heykeli şu an bir tane geldi zaten elinde hiç var mıydı? Oo, varmış. Oo. İskender'e kendini saklamış bayağı bir Hüseyin. 246 Global heykeli varmış. Şimdi 247 oldu. 246 tamam. 247 oldu. Sağlam. Sağlammış. Ben de bir an şey yaptım. E, komutan Richard çok şey değil. Böyle bir şey yaptım. yani. Niye bu kadar az sıra heykel var ki gibi böyle bir canım sıkılmıştı ama sağlam heykeli varmış. 247 güzel. İskender şimdi bayağı bir bekletmiş yani kendini. da bir yere tut kardeş. Direkt İskender'i. Tamam 246 derinde. var. Bir tane global sen şimdi çarptan kazandın ya onu evet. diyorum. 246 diyorum. Bakalım neler geliyor. Sekizli atmadı. E, bir tane İskender, iki tane İskender heykeli attı. Şu 10 tane ödülümüzü de alalım. 10 tane ödülden ne kadar verecek? 10 tane ödülden de 5 tane daha İskender heykeli verdi kardeş. Başka neler vardı ki? 25'te kaç veriyordu? Hatırlıyor musun? 25'te 5 tane global vermesi lazım. Bak, bakarım İster. ben şimdi zaten. Şu an çeviriyor tekrardan. Ee, bir tane daha İskender heykeli geldi. Bir 8 ile atsa iyi olacak ya. Bazen bu çarkı feleklerden hiç 8 ile atamıyor, atmadığı oluyor. O zaman baya bir, bir problem sinir bozucu olabiliyor. 5 tane global veriyormuş. 45 tane de de onsa İskender tehlikeli verecekmiş. 8'li atmayınca birazcık de üzücü global. olabiliyor. En azından bir tane 8'li gelirse tasmin edici olabiliyor ama iki tane 8'li gelirse yüz çevirme iki tane 8'li alabilirseniz efsane mutlu oluyordum ben. Ya alamazsa bile Yüzün sıkıntı şansı. yok. Bakın ben hızlıca söyleyeyim. 10 çevirmeye 5, 25'e de 5, 10. 45'te 10, 20. 70'te 10, 30. %15 alıyorsun. 45 toplam 45 yani toplam İskender'le global totalde 45 şeker sadece kutulardan alıyorsun. 100 kere çevirmede de ne alırsan. İşte ne alacaksın? Çarpık şey belik her işte. türlü. Kez. 8 şeker gelmeyince pek gelmiyor ama işte. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim mi? Bak 25 70 kez çevirdim. 70 şekerinin altı görmedim ben. 100 çevirmede 70 şekerinin altı kazananı görmedim. Şimdi 25 kere çevirdim kanka. 5 tane İskender heykeli zaten kutudan verdi. E, kaç tane vermiş oldu? 5 İskender heykeli buradan vardı zaten. 252 tane şimdi global olmuş. Kaç? 6 tane mi global gelmiş oldu? 6 tane. E, 5 tanesi zaten kutudan geldi. 12 tane de İskender heykeli gelmiş. Yine 5 tanesi şeyden geldi, kutudan geldi. Kutu dışında 6, 7 tane İskender heykeli anca gelmiş 25 çevirmeye. Çok da bir şey gelmiyor yani çevirmelere. kutu veriyor zaten işte. He. Yani kart kralı ve diğer etkinliklerdense çarkın çok daha karlı olmasının sebebi çarkın kutuları. Tabii canım. E şu an e, bir de 8'li atarsa güzel karlı oluyor. Demek istediğim oluyor. 8'li atsa. 8'li atmaması da birazcık kumar oluyor işte. 8'li atmayınca problemli oluyor. Bir İskender heykel daha geldi. Şu an bir 5 kez daha çeviriyorum bakalım. Odun geldi 2 milyon. E, işte sarı yıldızlar geldi. Yine odun geldi. Araştırmaz geldi 38 saat. Araştırmaz da şu an Hüseyin için değerli. 20 milyon güç olduğu için e, güçlenmesi için evet. bunlar önemli. 45'e az kaldı. Son 25 hakkım kalmış buna? Hadi bakalım. Çarkıfele'yi bir de şöyle oynamak mantıklı. Yani 345 oynamak ya da işte 70 mi oynamak, 100 mi oynamak derseniz, onu bulacağınız elmasa göre siz kafanızda iyi hesaplayın. 100 kere oynamaktansa 345 oynamak daha mantıklı. Eğer diğer çarkıfeleler oynayacak gücünüz diyorsun. yoksa, evet. Yani Hüseyin şu an yüz kez çevirmeye itiyor. Üzerine birazcık daha elması da kalacak. İskender'i fulllemek istiyor sanırım. İlk sarı komutanına hızlı ulaşmak istiyor. Yüz kere çevirecek sonra diğerlerini de oynamaya elması var. Yine oynar yani. Bu arada iki İskender heykeli daha geldi. Bir sekizli atmadı ya. Vallahi en azından benim şansım bir sekizli atsa diyordum ama atmıyor gibi. Benim i̇ki şansım bu konularda latsaydı. pek yaver de gitmiyor mu acaba? Bazen ya o şöyle çok <gülüyor> gıcık <gülüyor> oluyorsun. Kendin ana hesapta 100 kere çeviriyorsun. Hiç 8 atmıyor. Farma geçiyorsun. İşte ücretsiz o gün kağıt ücretsizliği tıklıyorsun. 8. Geldi. Küfür etme. Şu an ben bir 5 kere daha çevirdim. Valla yok kanka 8'li gelmedi ya. 8'li gelmedi. Bir tane global heykel geldi. Yine 8 saatlik kızlar geldi. Çarkı verin işte sıkıntı dayanı bu. Zaten İskender 8'li İskender çıkma ihtimali çok düşük. Derken geldi. 8'li İskender erken geldi. geldi. valla şu an değildi. İhtimal çok düşük derken gelmeyecek anlamında demedim. Hani gelme ihtimali rakamda 8 saatlik nerede yazıyor abi İskender 8 %2 ihtimalle gelebiliyor. Yani bu %2 ihtimalle yüz çevirdiğinizde yüz kez çevirdiğinizde işte bir ihtimal gelme ihtimali var. Bazen bir kez geliyor, bazen iki kez gelebiliyor. İki kere gelince çok karlı oluyor yüz çevirmeye de. Yani en azından bir kere geldi. 3 8 alanı bile gördüm. Yani A, öyle bir saçma evde. ki. İşte bu birazcık evet şanssa bağlı bir İskender Heykeli daha geldi. Şu an güzel geldi. Şu an güzel geldi. İyi bari ya, sevindim. Adamın hesabını kullanıyoruz bari en azından bizim çevirmemize değsin. 2 tane daha İskender Heykeli geldi. Son 5 çevirmeme güzel heykel geldi. Baya güzel geldi. Şu an 45'ine döndük aldık. Son daha 40 tane. on e, 10 İskender Heykelini de bu kutudan aldık. Şunu hesapla. 10 15 tane İskender kutudan çıktı, değil mi? 15 evet. İskender. 60 kez çevirdik şu anda. 37 tane İskender kafası var. Yani çok fazla gelmiş. 22 tane İskender heykel gelmiş oldu ilk sıradan üstüne bir de. Bak bu çok evet. karlı. Bu gerçekten çok karlı. Global kârlı. ne kadar? Global heykelini söyle. Ee, global heykellerine heykeline bakayım. Diğerlerden bak. 254 olmuş. Bu kaçtı? 246 mı? 246 idi. 8, 8 global gelmiş. 8 tane de global gelmiş. İşte diyelim buna. Daha tabii 40 defa daha çevireceğiz. Analizleri iyice ortaya koymuş olacağız. Çok karlı ya. Şu an 8'i buldum. Şu an karlı. Karlı karlı. 8 da... global. He, 8 global. global çok etkiliyor kanka. 8 global gelmesi çarkı felek birazcık karsız gözüküyor benim gözüme. E, şu an gelmesi gayet iyi. Tatmin edici bir ölçüde. Bir yarınki çevirmemizde de bir 8 tane daha atarsa efsane ötesi olacak. Ya en azından ilk 3 becerisini %5'ler. Bunun... 3 becerisi için zaten 390 el gerekiyor işte. Videonun devamı yarın akşam olacak. Yarına bekleyeceğiz. Benim için, e, bizim için uzun bir bekleme süresi. Sizin için ise kısa bir bekleme süresi olmuş olacak. Ertesi gün geldi yine Hüseyin'in hesabına girmiş bulunmaktayız. Bir tane tabii ki günlük global heykel geldi. Dünkü heykel sayılarımız kaçtı? Not defterine yazdık. E, bakın ne kadar gelecek totalde? 37 artı 8, 37 İskender heykeli, 8 tane de global heykel gelmişti. Bu arada Selim ben Hüseyin'le konuştum kanka. E, YSG'yi fullleyecekmiş Hüseyin. İlk başta İskender'i fullemek istemiş sadece büyük ihtimalle YSG'ye dönüş yapacak. İlk önce YSG'yi fullleyecek sanırım. Bu arada hiç dokunmamış. Açmamış bile daha. Ee, onda da ilk başta İskender'i fullleyeyim sonra YSG'yi fullleyeyim diye düşüncesi varmış. Onda da şu farkları söyleyelim. Hani İskender çok güçlü bir komutan ama İskender o kadar gerçekten güçlü bir komutan ki ilk iki becerisini 5 yaptıktan sonra bile performans veren bir komutan. E, YSG'nin tam anlamıyla performans alabilmeniz için e, bir de ne kadar erken fullerseniz YSG'yi sonuçta oyunun başı gelişmedir. Savaştan ziyade gelişim aşamasıdır. Fulledikten sonra daha çok üst düzey performans veriyor. Alanı işte daireye dönüyor. Onun için ilk başta YSG'yi fullemeniz daha etkili olacaktır. E, yarım İskender'le de ondan sonrasında 5-5-1-1 yapsanız bile 3. becerisine 5 yapmanıza gerek yok. 5-5 haliyle de İskender önde YSG arkada performans alabiliyorsunuz. No, İyi bir performans alırlar. Yani borunun önüne geçer. 1700 nük demeci var sonuçta. E, artı bir de 1800 kalkını var. Bu bile 3 e, Üçüncü becerisi de ve dördüncü becerisinde bonusları gayet e, güzel bonuslar birinci leveldeki. E bir de şöyle bir şey var. Mesela benim İskender e, 5 5 1 1'di. Üçüncü becerisini fullemedim. E bir süre sonrasında sonuçta fullleyeceğiniz bir komutan da olacağı için 5 5 1 1 halini kısa süre kullanıyorsunuz. Şimdi o bir süre sonrasında 5 5 2 1 5 5 2 2 hani o şekilde arttığı için. Heykel e, geldikçe. iki heykel geldikçe arttığı için zaten uzun süre boyunca 5 5 1 1'de kalacak bir komutan değil bu yani. Böyle bırakacak haliniz yok. Bunu da fullleyeceksiniz. Önemli olan İlk önce YSG'ye fullemeniz büyük ihtimal Hüseyin de YSG'ye fullleyecektir. Ama tabii ki İskender YSG oranına çok çok daha güçlü bir komutan alanda. Bunu tekrardan belirteyim. Ama YSG gelişiminiz için ne kadar erken fullerseniz o kadar karlıdır. YSG ile gelişirsiniz. İskenderle sadece savaşırsınız. 255 tane heykel var burada. 254 düdün. Tabi bir tane globalden e, VIP'ten geldiği için 255'e çıkmış o. Yavaştan uzatmadan çarkı feleğimizi e, çevirelim kardeş. Geri kaldı 40 tane hakkımız. Buradan Hüseyin'e de videoyu bitirmeden unutmadan tekrardan teşekkürlerimi ileteyim. Burada da şöyle bir videoyu durdurup beğenirseniz çok çok e, memnun ben 93'ünü üstünü göreceğiz diyorum. Global artistler totalde. Hadi bakalım. Bu arada bir tane daha ücretsiz çevirebiliyoruz. Çevirelim. Zaten bu ücretsizleri kaçırmayın. Oradan bir şey gel. Oha! İkiz. <laughs> Oha! Ya vallahi ya, helal. Yani bir şey diyemiyorum. 8 direkt 400 ücretsiz çevirdim. 8. Vitti abi. inanılmaz Sen çark bir çarkı felek oldu bu. Ben çarkı feleğe karşıyım değil. Kardeş böyle <laughs> her çarkı felekten 8-8 gelse güzel. Yani şu an iki tane sekiz gelmiş oldu Hüseyin'e zaten. Şimdi bir tane daha İskender geldi. Sekiz heykel nedir abi? Sekiz sekiz on altı heykel geldi zaten sırf bu çarkı felekten. Yani yeri geliyor yüz kez çevirmeye bir kere bile sekizli bulamadığımız zamanlar olabiliyor. Özellikle sen çarkı felek konusunda bir da çok şanssızsın olur. yani. Evet inatlı oyunun ben genelde 8'i çatmıyor. Sen çarkı karşısın diyor. Oyuna tekrardan başlasan oyunun başında çarkıfelek mi oynayacaksın kardeş? Bir pemi yatıracaksın. Yok oynama. Oynama. Ya o zaman bana Kesinlikle. çarkı karşısın deme yani. Sanki hani sanki benim fikrimmiş gibi değil mi? Bu genel olarak da oyunun başında Vipon 2'ye kadar çok çarkıfelek oynamama noktasında genel olarak hem fikiriz. Bu arada gelmiyor. Bak o 8'li hatta artık gelmiyor. Şu an 3 tane sarı yıldız geldi. En en sevmediğim ödül 4 tane sarı yıldızdan geldi. En sevmediğim ödül sarı yıldız hız gelse daha iyi e çünkü çok bir şey arttı. Niye o Mısır yok mu kaynak gelince gıcık oluyor. Yok canım kaynak da iyi kanka yıldızdan daha iyi bence kaynakta. Global heykelleri de aldık e, bir İskender heykeli daha geldi şu an 8'i daha atsa bak ücretsizi bir çevirdik ondan sonra şansımız gitti iki aa, bir global heykel iki bak bu güzel geldi iki tane İskender heykeli bir tane de global heykel geldi. Artı inşaat hızıyla araştırma hızı gelmiş oldu. Son çevirmelerimizi yapıyoruz artık. Dörtlü çeviriyorum. Bir İskender heykeli daha. Selim de bir yandan video yüklüyor. Selim'in e, kanalını takip etmeyen arkadaşlar varsa onu, onu da önerilenler kısmına koyarız. Video geldiği için sesi böyle bir türlü kapattıramadık video. Arada kesik kesik geliyor. Üç tane <laughs> daha İskender heykeli gelmiş oldu. Aa, bakalım şu an tekrardan sarı yıldız geldi. Sarı Yıldız bir global heykel. 15 saatli kızlar çok güzel. Tabii ki özellikle gelişim aşamasındaki oyuncular için çok çok güzel. 15 saatli kızlardan 3'ten 45 saat geldi. Bir global, bir İskender heykeli daha. Bu bu da güzel geldi. Bir ara şöyle bir kötüleşti. 8 heykelden sonra şöyle bir kötü gelmeye başladı. Şimdi tekrardan düzeldi. Son bir kez daha 5'li çevireceğiz. Bir İskender heykeli daha geldi. 15 saatli çok kızlardan güzel. yine geldi. Bir tane global geldi güzel 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 Bak, bu, bu, bunlar şu an karlı. Yani sarı yıldız gelmedi sürece bence karlıdır. Son kez beşliğimizi çevirdik. 103 kez çevirmiş olduk toplamda. Yarın e, felek devam ediyor. Hak sıfırlanacak. Hüseyin yarın bir kez de ücretsiz çevirir zaten. Umarım o ücretsiz çevirdiğini biz göremeyeceğiz ama o da belki 8'de atarsa daha karlı olacaktır. Şu an bir iskender heykeli daha geldi. 8'li totalde 100 kez çevirmemizde 2 kez gelmiş oldu. Benim beklentim zaten videonun başına da söylemiştim. Hani 2 tane 8'li heykel atsa yeter diyordum. Ve o 2 tane 8'de heykeli atmış durumda. %2 değildi 8 geldi işte. 100 şeylik 2 tane 8 geldi. Tamam tamam oldu tamam oldu. 70 tane İskender heykeli sırf çarkı ferekten geldi bak. Hani biz global diyorduk ya işte. E, totalde global artı İskender heykelleri 70 tane falan heykel geliyor. Bazen 80 diyorduk. 70 tane sadece İskender heykeli var. E, 8 tane global heykel gelmişti. Bakalım diğer kutusuna. 255'ti sayı kaç olmuş? 269 olmuş 13 tane de buradan kaç? 14 tane daha gelmiş. 8, tane 14 gelmiş. daha. 8 gelmişti. 22. 92, 92 olmuş. Yani. 92 tane heykel gelmiş. Gerçekten inanılmaz karlı bir çarpı. Ben de çarpı görürüz demiştim. Yok. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, lütfen videoyu kapatmadan önce beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.